Japon balığı olunduğunda kilonuz nasıl tart üstünde etkilenir? Bu ne demek? Bu vücudunuz şiştiğinde, gereksiz halde kendinizi şiş hissettiğinizde, o tartınızın üstünde çıkan kilo değişimi gerçek kilo değişimi midir? Yoksa ödem midir? Ödem dediğiniz nedir? Ödemin kurtulması için, ödeminizden vücudunuzun kurtulması için ne yaparsanız ancak başa çıkabilirsiniz. Hangi içecekler, hangi yiyecekler devreye girerse gerçekten bu lanet kilonuzu bir anda değiştiren ve sizi adeta bir tombik minik maymuncuk haline dönüşen ödemden nasıl kurtulursunuz? Biraz sonra anlatacağım, videoyu izleyin. İzlerken ve izledikten sonra nasıl isterseniz abone olmayı da unutmayın, olur mu? Abone olurken de üstteki o çıngırağı da basın ki her yeni videomuzu size haber verelim. Danışanlarım gelirler, haftalık periyotlarda tartılırlar. Bizim için önemli olan vücuttaki yağ kaybıdır. Ama öyle vücutlar vardır ki onlar da adeta yağ kaybı kadar su kaybetmekte önemlidir. Bunlar bizim ödemli vücutlar diye nitelendirdiğimiz vücutlardır. Zaten vücut kompozisyonlarında onların su ivmeleri %45'lerde, %46'lardadır ki idealde %40 civarlarında olmalıdır bir insanın vücudundaki su yüzdesi. İşte bu insanların ödemlerinin neden kaynaklandığını iyi öğrenmek lazım. Çünkü aslında ödem bizim vücudumuzdaki herhangi bir enflamasyona, yaralanmaya veya bir enfeksiyonun karşısında vücudun orada korumaya almak amaçlı su tutması ve vücudumuzdaki o su nedeniyle bizim vücudumuzun o bölgelerinde ya da genel bir bölgesinde genel olarak su tutmayı hissetmesi durumu demektir. Aslında ödem eğer tüm bunların dışında sadece dönemsel süreçlerde karşımıza çıkıyorsa, örneğin menstruasyon sürecimizin öncesinde ya da çok tuzlu yediğimizde ya da eğer siz belli ilaçları kullanıyorsanız, örneğin tiroid ilacı gibi, tansiyon ilacı gibi, içinde diüretik içermeyen tansiyon ilaçlarını özellikle kullanıyorsanız vücudunuzun su tuttuğunu görürsünüz. Bazı kişilerde de ödem bazı besinlere karşı sizin vücudunuzun oluşturduğu, biraz önce söylediğim inflamasyon gibi, yani bir tepkiye karşı olur. Bir de diyelim ki siz glutensiz beslenmelisiniz, çok gluten yiyorsunuz, vücut buna karşı bir antikor geliştirir ve siz kendinizi hep ödemli hissedersiniz. Bazı kişilerde süte karşıdır, bu bazı kişilerde yoğurda karşı, bazı kişilerde salça, bunları ancak besin intoleransıyla görürüz. Dolayısıyla ödemin öncelikle tedavisine geçebilmemiz için nedenini çok doğru bir şekilde bulmamız gerekir. Peki ödemimizin nedenini bulduk ve bununla ilgili ne yapabiliriz, beslenmeyle ilgili nasıl çözebiliriz ona bakalım dilerseniz. İlk yapacağımız adım içtiğiniz suyu arttırmak, yediğiniz tuzun miktarını azaltmaktır. Neden? Çünkü bizim vücudumuzun içinde sodyum potasyum pompası vardır. Sodyum potasyum pompasının görevi vücut içindeki su akışkanlığını ve şişliği doğru şekilde dengelemek. Yani böbrekten atılan suyu ve böbrek vücutta toplanan suyu doğru ivmeyle kontrol etmektir. Biz eğer doğru diüretiklerle, yani vücudumuzdaki fazla suyu böbrekler kanalıyla atan ama bu atma esnasında vücudumuza sodyum, potasyum ve magnezyum vesaire vesaire gibi mineral eksikliği yaşatmayan diüretikler seçersek, bunları kullandığımız zaman vücudumuz o şişliğini, bizi rahatsız eden o balık görüntümüzü bırakmış olur. Bunlardan bir tanesi maydanozdur. Maydanoz ilk çağlardan beri gerçek anlamda en iyi diüretiklerden bir tanesidir. Çünkü maydanozun en önemli özelliklerinden bir tanesi vücudumuzdaki sodyum potasyum pompasını gerçek anlamda su atmada kullanması ve böbreklerimizin o aşırı su yükünü doğru şekilde hafifletmesidir. Bir de maydanozu kullandığınız zaman siz vücudunuzda mineral ve vitamin eksikliği yaşamazsınız. Nasıl kullanacağız? Şöyle yapalım. 6 bardak suya, yani 1,5 litre suyun içine iyice yıkanmış 2 demet maydanozu atın. İçine bir tane kırmızı elma alın. İyice yıkadıktan sonra kabuklarıyla beraber kesip içine atıyorsunuz. İçine 3-4 tane karanfil. Bunu sıcak suyun içine atın ki o suyu kaynatırken içindeki bazı besin öğeleri kaybolmasın. Sıcak suyun içinde 5 dakika demleyin. Demledikten sonra güzel bardakların içine ya da bir sürahiye alın ve gün boyu bunu belli periyotlarda için
göreceksiniz ki ödeminiz ciddi anlamda gidecek ve size hiçbir şekilde zarar vermeyecektir. Bir başka kurtarıcı bize ödemden kara hindibadır. Fakat kara hindibanın kullanımını çok doğru yapmak gerekir. Ne kadar kullanılmalıdır? Bir su bardağı ya da bir fincan sıcak suya bir tutam diye nitelendirdiğiniz şekliyle alınmalı. İçine atılmalı yine demleme usulüyle 5 ila 6 dakika demlenmeli ve bunu günde en fazla 2 kere içmelidir. Kara hindibanın yaptığı şey de içinde var olan seskiterpenlakton isimli bir maddeyle bu aktif maddeyle diüretik etkisi devreye girmekte ve gerçekten yine vücudumuzda bir takım mineral ve vitamin kayıplarına neden olmadan su kaybını gerçekleştirmektedir. Ama kara hindibada önemli olan şey verilen ve önerilen miktarın üstüne çıkmamaktır. Daha çok yüksek tansiyon ve karaciğer rahatsızlığından kaynaklanan ödemin çözülmesine de önem taşımaktadır. Bizim üçüncü önemli unsurlarımızdan bir tanesi de yeşil çaydır. Zaten yeşil çayın saymakla bitmeyen faydalarının yanında yine diüretik etkisi de vardır. Burada yeşil çayla ilgili önerim hep bahsettiğim o meşhur elma sirkeli karışımın içine bir de eğer mümkünse yarım çay kaşığı kadar İngiliz karbonatı katmanız ya da 3-4 tane alkali damla koymanızdır. Alkali sürece getirdiğinizde yeşil çayı ve elma sirkesiyle de birleştiğinde diüretik etkisini en doğru şekilde kullanacak. Aynı zamanda da size kilo vermenize de yardımcı olacaktır. Bir başka ödem giderici hibiskus çayıdır ya da bir başka de işte kuşburnu çayıdır. Kuşburnu çayını, kuşburnunu kendi öz maddesini alıp suda kaynatıp suyunu çıkartarak gün içinde 3-4 fincan içerek de sağlayabilirsiniz. Bunun içinde var olan C vitamini ise etkisiyle yok olmaktadır. Ancak C vitamininin ne kadar etkisi yani besin değeri yok olsa da diüretik etkisi yok olmamaktadır. O yüzden hibiskus çayını daha fazla içebilme özgürlüğüne sahibiz. Bir başka ödem giderici unsur da salatalıktır. Salatalığın zaten %90'ı sudur. Bu su posa ile birleştiğinde vücudumuzun içindeki sodyum potasyum pompasını doğru yönlendirecek. O su yükünü böbreklerin atacağı şekilde dolaşıma sokacaktır. Salatalığı kabuklu yerseniz ve hiç tuz kullanmadan yerseniz, hele de üstüne limon sıkarak yerseniz bilin ki salatalık çok daha ödem gidermekte etkin olacaktır. Biz Brüksel lahanasına da bir diüretik etki olarak bakıyoruz ama Brüksel lahanasını şöyle kullanırsanız, alın Brüksel lahanasını diyelim ki bir paket ya da bir kilo, iyicene yıkayın, yıkadıktan sonra haşlayın ve suyunu çıkartın. Eğer midenize bir problem yoksa sabah kahvaltısından ve akşam yemeğinden sonra birer su bardağı Brüksel lahanası suyu için ve içine bir dilim de limon koyun. Diüretik etkisiyle tamamıyla ciddi anlamda vücudunuzdan suyunuzu ödeminize atacaktır. Şimdi niye anlatıyorum bu ödemi, atma tiyolarını, niye veriyorum özellikle size? Çünkü benim değerli danışanlarımın en büyük problemi verdikleri yağı tartı üstünde göremediklerinde yaşadıkları hayal kırıklığıdır. Oysa gerçek kilo kaybı, gerçek anlamda yağ kaybetmektir. Peki bu hayal kırıklığını yaşamak istemiyorsanız ne yapacaksınız? Vücudunuzda doğru bir şekilde su ve yağ kaybının aynı paralellikte gitmesini sağlayacaksınız. Yani kütlesel olarak küçülen vücut aynı şekilde suyu da yiyecek. Ödemlenmemesi için yapmanız gerekenleri söyledim. Bundan sonra da size kalmış. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Bize abone olmayı da unutmayın. Özellikle zilime de basın ki her yeni videomda size bilgi vereyim.